Ne onun memleketini soracaksın, ne bunun memleketini soracaksın, ne bir kardeşinin siyasi görüşünü soracaksın. Niye rengine bakacaksın bir kardeşin? Niye? Her renge bakınca daha mı sevap alıyorsun? Memlekete bakınca daha mı mutlu oluyorsun? Kardeşliği unutunca daha mı seviliyorsun? Ya sevilmezsin. Şimdi diyoruz ya Esenyurdumuzu güzelleştirelim. Esenyurt'ta Güneydoğulusu, Ege'lisi, Trakyalısı, Karadenizlisi şuradan el ele tutuşarak gitsin meydana kadar. Gitsin. Halk, herkes der ki ne var bu Esenyurt'ta? Şuraya bak ya, Diyarbakırlısı el ele tutmuş. Muşlusu yanında, Harlısı yanında, Giresunlusu yanında, Ordulusu yanında, Samsunlusu yanında, Trakyalısı yanında. Ne güzel bir ilçe ya. Bu ne güzel bir ilçe. Demek ki Allah'tan korkmayla oluyor bazı şeyler. Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyorsa uyarsak zaten kardeşiz. Ama uyamıyoruz. Niye? Ölmeyeceğiz. Ölüm yok. Ölüm ne zaman geliyor? En yakın arkadaşın tarafından ölüm geliyor ha. Uzaktan değil. Düşman uzakta değil. Yana başın. Kim? En yakın arkadaşın ya bir gün sevdiğini alıyor senden, ya bir gün canını alıyor senden. Niye alıyor? Kardeşlik duyguları oluşmamış çünkü. Biz birbirimize üstünlük taslamaya çalışıyoruz. Üstünlük takvadan başka bir şey de değildir. Ne sakalda üstünlük vardır, ne bıyıkta, ne sakalsızda üstünlük vardır. Herkes eşittir. Herkes eğitimini alır, eğitimlidir, eğitimsizdir. Ama her biri Rabbimin yarattığı şerefli insanların en şereflisidir. O zaman biz bu vazifeyi yaparken abilik vazifemizi bugün yapıyoruz. Amacımız istihdam. Ama kardeşlikten başlamadan istihdamı konuşursak eksik yapmış oluruz. Eksik yapmış olursak buradan kapıdan çıktığınızda bizim hakkımızda yanlış yorum yaparsınız.